Herkese yeni bir video ile yeniden merhabalar. Hepiniz kanalıma, Burcu'nun bloguna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yeni bir bloga başlayayım istedim sizlerle. Umarım videomu seversiniz, severek izlersiniz. Videonun açılışında bugün Ramazan'ın kaçıncı günü? 13. günü falan arkadaşlar. 12 de olabilir. Ramazan'dan, oruçtan devreler yandı biraz, kusura bakmayın. Bugün güzel bir açılış yapmak istiyorum. Ekmek yapımıyla başlayacağız. Evet, çok güzel evde, pratik. Ramazan'da şarjım da azalmış. Dışarıdan ekmek almaya son. Gerçekten pratik, evde çok kolay bir ekmek yapımı. Sadece bir yarım saat, iki yarım saat beklemeli. Hem böyle leğende yoğurduğumuz kapta mayalandıracağız, hem de fırın kabında mayalandıracağız. O yüzden vakit kaybetmeden başlayalım. Tekrardan hoş geldiniz. Önlüğümü bağlayıp geldim bu sefer arkadaşlar. Üstüm un olacaktı çünkü çok fena. 3,5 su bardağı unumu kaseye aldım, yoğurma kabına. Şimdi bu mayayı nereden açacağız? Hiç mutfak makası falan da yok galiba bizde ama. Şuradan bir bıçak yardımıyla inşallah. Şöyle unun arasını açtım. Bir paket instant mayı ekliyorum. Bu ekmek tarifini mutlaka deneyin. Çok lezzetli oluyor. Bir paket maya. Sonra bir tatlı kaşığından, hatta şöyle 1,5 tatlı kaşığı toz şeker. Şöyle 1,5 tatlı kaşığı tuz. Ondan sonra bir tane yumurtanın beyazı. Bakın dediğim gibi bu ekmek tarifini hiçbir yerde göremezsiniz. Kendi şeylerimi de kattım birazcık çünkü. Ne derler? Ama en önemlisi sevgi katmak ya, gerçekten. Şöyle 1,5 su bardağı ılık su ekleyip biraz hızlı ekledim birinci bardağı. Yoğurmaya başlıyorum. Elle yoğurulanın hiç lezzeti hiçbir yerde yok arkadaşlar. Hemen hızlı hızlı burayı izleyeceksiniz siz. Sonra devamını sizlere neler yaptığımı göstereceğim. Yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı ekliyorum bu arada. Ayçiçek yağına hemen şöyle bir hamuru toparlayıp, yağ da bunun parlak ve yumuşacık olmasını sağlayacak bu arada. Bayağı bir örttüm arkadaşlar mayayı. Şöyle bir kabardı. Yeter arkadaşlar. Ben dayanamayacağım. Hemen böyle yuvarlak şekil verip kaba koymak istiyorum. Çünkü kapta da biraz mayalanacak. Böyle sabırsız oluyorum ben ekmeği yaparken. Umarım güzel olur. Şimdi tekrardan başlayalım yapmaya. Siz de bir şeyler yaparken benim gibi sabırsız olanlardan mısınız böyle? Baksanıza, sabırsızlıktan beri her tarafım un yapmışım yani, siz düşünün. Şimdi hemen soğumadan kabı getireyim. Ona nasıl koyduğumu da göstereyim. Sonra hemen kapta da biraz mayalansın, fırına sürelim. 200 derece 20 dakika falan. 200 derece alt üst 20 dakikada falan pişiyor zaten. Thank you.
Evet arkadaşlar ben evde ekmeği yaptım. Şimdi annemlerin yanına geldim. Sarma sarıyorlar bugün akşam için. Saat 5'e kızlar yetişecek mi iftara? Oho, iki tencere pişiyor hayatım. Ha, Aytin evet, ablam da burada. İki tencere ocakta pişiyor. Aytin ablamı yetişir. Çok göstermiyordum. Genelde Ayşe ablayı görüyordunuz. Aytin ablam da Ayşe ablamın kardeşi, kız kardeşi. Merhaba. Benziyorlar değil mi arkadaşlar? Annemin kardeşleri de. Annemin kardeşleri aynen böyle burada. Kimi kucağında sarıyor, kimi böyle önünde sarıyor. Herkesin değişik rahat sardığı yöntem var değil mi? Saramıyorum masada. Yani herkes nasıl rahat ediyor? Kimisi masada sarıyor Ayten abla. Ben masada sardım. Ben şey değilim. Ben hakkımı bitirdim. Onların hakkı kaldı. Onlar devam ediyorlar. Sen de masada rahat sarıyor mesela değil mi? Ben masada rahat sarıyorum. Hem kalkması oturması da kolay oluyor. Aynen öyle. Ben bitirdim kalktım da. Şimdi onlar tamamlıyorlar artık. O pişirmeye geçti artık akşam olacak diye. Evet. Biz sarıyoruz daha. Olsun olsun yapacak bir şey yok. Dediğim gibi herkesin farklı sarma şeyi var, aynen, yöntemi aynen. var. Ekmeğimi de buraya getirdim Ayşe abla, size getirdim ben. Ay, çok sağ ol, teşekkür akşam ederim. Yersiniz diye direkt burası aklıma zahmet geldi. Etmiştik. Yok ne zahmeti, direkt burada gösteriyorum şu an vallahi, evde göstermedim. Dedim hadi hemen alıp gideyim, bekletmeyeyim daha fazla. İyi yapmışım. Hemen buraya alıp geldim. Allah. Ekmeğim de böyle oldu arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Daha çok kabaracaktı da işte çok mayalandırmak gerekiyor. Evet biraz daha mayası bekleyecek. Evet evet ama olsun yine bir ekmek işte bir dilimlik gibi böyle benim bir porsiyonluk kızım, gibi. Benim kızım beceriklidir. Kimin kızı? Kimin kızı? Annesi kim onun? Annesi kim onun? Annesi kim onun? Annesinin kızısı. İyi de benim kızımsın. İyi de benim kızımsın. İyi bari diyelim. Ne diyeceğim bilemedim şu an. Kamera açık olmadı, ne diyeceğim bilemedim arkadaşlar. Ha, siz devam edin. Ekmek de kenarda soğuya dursun. Sarmalar çekebilirsin. Tamam gösteririm en son ya. Ocaktakileri gösteririm. Ocaktakileri gösteririm şimdi. Evet anne sarmayı göster bakayım yaptığınızı. Daha bir tanesi değil mi? Evet bir tencere bu pişmiş. Aa hiç görünmüyor. Pişmişini gösterem anne. Buna görünmüyor bir şey. Ha, dur ben açayım göstereyim buradan. Evet. Bakın sarmanın yarısı burada. Daha iki tencere daha mı var? Evet. Bir de kase de var. Şimdi sarma bayağı güzel görünüyor ama. Evet. Çorba, kesme çorbası mı? Kesme kendi el yapımız canım. Kendimiz kestik. Canım. Şey tavuklu nohutlu yapacağız değil mi? Tabii tavuklu. Başka içine ne koyacağız? Nohut koyacağız. Tavuk bir de hamur mu? Hı. Burada tavukları didik diyorlar. Hayır, nohutu hemen getirsek bu sıcak suya atsak olmaz mı Ayşe abla? Olur olur. Biraz ısına koysun orada. Hayır, suyu az geldikçe oraya ekleyelim. Yine ekleyeceğiz. Nohut yanında da. Ekleyeceğiz. Anne. Yine ekleyeceğiz diyorsun ya. Onu diyor. Ekleyeceğiz anne. Haşlanmış nohutum direkt. Ben haşlayayım. Annem haşlıyor buzluğa derinde onu atıyor böyle arkadaşlar. Bizim hemen hazır iyi oluyor değil mi Ayşe abla? Evet. Çok pratik. Evet. Bayağı da varmış nohut yalnız. Var var. Bol olsun. Evet evet. Öyle bugünkü iftar menüsü öyle arkadaşlar. Yaprak sarması. Bir de ne çorbasıydı? Kesme çorbası. Başka bir şey yapacaksınız mı? Gerek yok bence. Yok ya gerek yok. Bir salata. Yani. Bir de salata malata yaparsanız tamamdır işte. Şok markete geldim şimdi arkadaşlar. Şöyle değişik çay kupaları. Bunlar çok hoşuma gitti. Fiyatı da gayet iyi. Sonra böyle kül tabloları. Bu da güzelmiş. Bir tane böyle eve, balkona koymaya alınabilir arkadaşlar. Misafir, sigara içenler için falan vesaire. Tabii kapağı sıkıysa. Sonra böyle kavanozlardan var. Şöyle değişik çok güzel tatlı tabaklarından. Keremika'nın galiba. Sonra böyle cam çerez tabakları. Burada böyle bal tabaklı kaseler. Ama bunun fiyatı mıydı bu? Bir saniye bakayım. Sonra burada ise böyle ananas bardak diye geçen bardaklardan. Aslında bunlar yazın soğuk kahve yapmaya çok güzel olmaz mı? Gerçi ben soğuk kahve içmelere erken başladım ama bu da gayet güzel duruyor arkadaşlar. Fiyatı da 34.95 galiba. Bakayım. Aynen. Sonra böyle üçlü kavanozlardan. İşte sonbahar yazılı. Burada böyle değişik düzenleyici sepetler. Her zaman marketlere gelen şeylerden var. Şöyle ikili süzgeç. Burada çocuklar için bir şeyler. Burada da böyle plastik terliklerden var ama şu çok güzelmiş bakın. Bayağı kaliteli bir şeye benziyor.
Ama fiyatını göremedim. Şu olabilir mi acaba? 161.95. Yok. Şu onun fiyatıymış da. Şunun fiyatını göremedim. Şöyle ufak bir market alışverişi yaptım ama şu bir tanesini açmıştım arkadaşlar. Patladı. Şöyle bir peçete aldım. Fiyatı çok iyiydi. Onlu. Böyle 19.95'ti. Bir tane laktozsuz süt aldım. Soğuk kahve yaparım diye akşamları. Sonra bir tane şöyle kola aldım. Sonrasında şöyle dörtlü puding aldım. 3 tane şöyle Nescafe aldım. Bir de şöyle Şok markasının sallama çayını aldım. Bir de kasa arkası indirimde Durum markasının duş jeli vardı arkadaşlar. 55 liraya falan düşüyordu. Duş jeli ihtiyacımız vardı zaten. Bunu da götürüp hemen duşa koyayım. Şunları yerleştireyim. Birazdan tekrardan görüşürüz. Geldim az önce arkadaşlar. Birazcık makyaj masamı düzenleyeceğim. Önce size şöyle takı kutusu yaptım. Ezgi'min kutusunu biliyorsunuz. Aslında benim çok takılarım yok ama daha çok böyle yüzük, küpe, bileklik o tarz. Bir de kolyem bir tane galiba. Hiç kolyem yok. Birkaç tane vardı ama koptu, bir şeyler oldu falan. Daha çok bileklik, bir de neydi? Bilek tarzı, bir de küpe tarzı, piercing tarzı falan var. Şu bilekliğimi çok seviyorum. Bu arkadaşımın hediyesiydi. Severek takıyorum arkadaşlar. Sonra burada hem takılarımı göstermiş olayım. Ezgi'nin aldığı bu Kadınlar Günü hediyesi olan bilekliğim var. Bunu da çok seviyorum. Sonra bunları direkt buraya koyayım. Bunu buraya kaldırayım. Sıvarım. En son buraya da kısıldırabilirim gerçi. Şöyle yüzüklerim var bakın. Yüzüklerimi çok seviyorum. Yine burada da bir tane yüzüğüm var. Bunu da çok seviyorum. Çelik hepsi bu arada bütün takılarımın. Bu parmağımdaki de var. Onu da çok seviyorum yine. Şunlar var. Bunlar da çelik. Yani şöyle söyleyeyim, bu takı dünyası tarzı yerlerde, bizim burada takı dünyası diye geçiyor. İmitasyon ürünler bana hep alerji yapıyor, dokunuyor arkadaşlar. O yüzden takamıyorum. Küpede de takamıyorum, direkt yara yapıyor. Sonrasında hemen şöyle piercinglerimi göstereyim. Bir tanesi böyle. Bu da geçen gün Ezgi Münay hediye aldı. Piercing, minik. Sonra bir tane şöyle düz model. Bunlar zaten meşhur herkeste var. Piercinglerim bu kadar. Bir de şu kulağımdaki var işte. Şöyle değişik bir şey. Takılarım dediğim gibi böyle çok yok ama seviyorum takı takıştırmayı. Hatta şu yüzüğümü de şöyle takayım. Güzel duruyor bence. Bunların böyle takı kutusu olarak değerlendireyim. Takılarımı böyle kaldırdım. Ben çok mantıklı. Çünkü çok büyük bir alanım yok. Böyle makyaj masam var sadece. Bu bilekliklerde arkadaşım Ecem'in hediyesi. Şu Martin çıkamı diyorlar. Ondan Mart ayında bütün Mart ayı boyunca direkt tutup takıyorsunuz falan. Öyle bir inanç var. Ama olsun, çok güzel. Bu da ben Ecem'le ikimize almıştım. Kan bağı bilekliği, arkadaşlık bilekliği gibi bir şey. Onu da severek takıyorum arkadaşlar. Evet, makyaj masası düzeni bitti arkadaşlar. Böyle buraya şu ne derler, işte ojeler mojeler böyle toparlayabildiğim kadar toparladım diyecektim. Fırçayı koymayı unutmuşum böyle. Fırçalarım da yıkanması lazım bu arada. İşte maskeler, ondan sonra BB. Ben fondöten kullanmıyorum bu arada. Sadece böyle bazen kullanırsam BB krem. Genelde hiç yüzüme fondöten bir şey sürmeyip sadece concealer, gözaltı kapatıcısı uyguluyorum. O kadar yani. Sonra şurayı açtığımızda bakın, far paletim bile bir tane yani. Bu renkte bana bir tane yetiyor. Aldık. İşte highlighter. Burada Mother Eyes kremim. Burada onarıcı bir kremim var yine. Sonra burada fırçalarım vesaire. Bu da parfümüm. Bu kokuyu çok seviyorum. Sonra yine Bargello'nun bir kokusu. Burada böyle dergiye aldığım, derginin yanında çıkan böyle takvimler. Her ayın farklı, her ayda değiştireceğim inşallah. Şimdilik böyle bir şey bıraktım buraya ama bunun şeyi vardı. Ay döktüm, bakar mısınız? Düzenleyici gibisi vardı. O çantada böyle getirirken ezilmiş, büzülmüş ve kopmuş. O yüzden buna böyle bir tutaç gibi şöyle bir şey almam lazım. Şimdilik böyle şuraya bırakıyorum arkadaşlar. Burada iyidir. Şöyle dursun.
İşte burada kulak pamukları, burada deodorantlarım. Burada benim. Aa, bu arada size şampuandan bahsedeyim. Şu John Pride. Gratis satılan bir şampuan. İnternette de bulabilirsiniz. Sadece gratis değil bu arada. Çok güzel bir şampuan. Ben memnunum. Benim saç dökülmeme iyi geldi. Ondan sonra böyle boyalı, yıpranmış, hasar görmüş ince telli saçlar için birebir. Bakın, inşa yağı ile güçlü saçlar diyor. Hassas ve hasar görmüş saçların onarıcı şampuan diyor. Hiç saç kremi bile kullanmıyorum bunu kullanırken. 95 lira fiyatı vardı en son. Pardon, en son diyorum. En son gittiğimde 160 lira falan olmuştu fiyatı. Bir tık pahalı diğer şampuanlara bakınca ama bir şans verin derim. Saçlarınız dökülüyor ve hasar görmüş, yıpranmış. Burada da benim vazgeçilmezlerim. Morpheus'un saç spreyi, saç köpüğü. Şu duştan sonra kullandığım saçıcı sprey. Burada da Urban Care'in diplere uyguladığım saç tonik spreyi. Bunların hepsinden de memnunum arkadaşlar. Size gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Zaten Morpheus'un ürünlerini seviyorum. Ama şu şampuanı bir şans verin, bir deneyin derim. Böyle giyindim, hazırlandım şimdi. Oturdum, bekliyorum arkadaşlar. Annemlerin hazır olmasından, teyzelerin haber vermesini. Ona göre çıkacağız inşallah. Çok az bir makyaj yaptım. Ay, gözlerimin yere kısıyoruz ama çok az bir makyaj yaptım. İşte eyeliner, far, birazcık ruj. Öyle yani. Hazırım, bekliyorum. Gittiğimde yine açarım arkadaşlar. Bu arada hep böyle video çekiyorum ama sizlere halinizi atıyorum, nasıl diye sormuyorum. Nasılsınız arkadaşlar, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bu arada sizlere bir şey söyleyeceğim. Videoda şeyi fark ettim. Tripod da yok şu an, elimde çekiyorum, kusura bakmayın. Analizlere bakıyorum. İzleyenlerin %70'i abone olmadan izliyor. %15, %16'sı falan abone. Zaten 16.000 abonem var. O yüzden izleyenler abone olursa çok 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 mutlu olurum gerçekten. Abone olun arkadaşlar. Abone olmazsanız böyle bir yerlere yükselemem, gelemem. Abone olursanız ama beni çok mutlu edersiniz. Sevinirim. Sizler için uğraşıyorum, emek veriyorum, videolar çekiyorum ve güzel yerlere gelmesini istiyorum hep beraber. İnşallah şöyle bir 50 binleri falan bulalım, çok istiyorum. Sonra hedefimiz 100 binler olsun inşallah. Ama çok şükür 16 bin takipçi de güzel bir takipçi. Hepinize 16 bin kez, milyonlarca kez teşekkür ederim abone olduğunuz için. Ama dediğim gibi abone olmayanlar da abone olursa, videolarımı beğenirse çok çok sevinirim. Annemler hızını alamadı. Dışarıdan geldik. Hemen şimdi turşu yapmaya geçtiler. Turşu yapıyorlar. Lahana turşusu. Kırmızı lahana turşusu. Aynen. Zaten geçen de yazıyorlardı Nalan teyze. Turşu tarifi verir misiniz? Şimdi çok güzel denk geldi valla. Kırmızı lahana hemen. Bu çok iyi oluyor değil mi? Salatalığı falan pratik böyle çıkarmaya. Bunlar hepsi doğranacak şimdi. Kavanozları mı yapacaksınız? Aa, camlara bir de. İstersen biraz ovalayamıyorum sana, sen söyleyeyim. En son doğrandıktan sonra ovalayacaksınız değil mi? Hı-hı. Şimdi annem burada doğruyor. Aşamaları size yavaş yavaş çekeceğim arkadaşlar. Evet, şimdi turşuyu yapmaya başladılar arkadaşlar. Onu önce tuzla ovaladınız değil mi? Tuzla ovaladım kızım. Sert oluyor ya bu. Hı-hı. Tuzla ovalıyoruz. Evet, yapın. Bu turşu tarifi. İyi kaydedin arkadaşlar. Kırmızı lahana turşusu. Kırmızı lahana turşusu. Aynen öyle. Tuzla ovaladık. Biraz durdurduk. Yıkadık. Hem yumuşadı biraz değil mi? Hem yumuşadı tabii ki. O tepkine çok sert oluyor. Evet. Ay, gıcır gıcır nasıl ses çıkıyor. Dibine birer diş sarımsak attım. Ha, dibine koydun mu sarımsak? Tabii, birer diş koydum şimdi. Üstüne koyacağım bir de birkaç tane değil mi? Tamam. Böyle kavanozlara dolduruyorlar. Yoruyor salatalarda şeyleri. Evet, böyle salatalara bunu çıkarması pratik, iyi oluyor. Kaydedim bence bu tarifi. Kısırda, salatada, her şeyde kışın, yazın hep rahat oluyor arkadaşlar. Uzun süre gidiyor. Annem bir kere koca bidon yapmıştı. Pancar turşusu yaptım.
O ne çok güzel oluyor ama. Evet, kaynattım bak. Sarımsak koydum. Birazcık sirke. Çok güzel oluyor. Kırmızı pancar turşusu da güzel değil mi? Aynen. Çok güzel oluyor da. Tamam artık anne, devamlı yap. Tamam, şimdi diş, 3 diş sarımsak koydu. Evet. Şimdi tekrar diğerini dolduruyor. Şimdi üzüm sirkesi. Yarımşar bardak hemen onları koyuyorum ben direkt. Ha, direkt içine mi koyuyorsun önce? Ha, yarımşar bardak koyuyoruz. Tamam. Yarım su bardağı. Hepsine birer tane üzüm sirkesi arkadaşlar. Hı-hı. Tamam, sonra? Birer tane limon tuzu atacağım işte. İkişer tane ufak ufak ama. Ufak ufak iki tane limon tuzu. Heh. Ondan sonra birer... Birer tatlı kaşığı mı? Birer tatlı kaşığı diye. Değil mi Nalan abla? Öyle olsun. Aynen. Öyle yapıyorum. Birer tatlı kaşığı toz şeker koydu annem üstüne. Sonra su mu ilave edeceksin artık? Dur anneciğim. He? Bir de şimdi bak. Aynı suyuna iki bardak da sirke yapacağım. Suyuna. Suyun içine. Suyun içine. Tamam. Ha, normal suyu da sirkeli olacak değil mi? Evet, tamam. Tabii, evet. Bu sirke başka türlü az gelir ona. Tuz atacağız mı? Atacağız. O tuz o kadar yetmez ama. Tabii. Sen al gel bana. Tuzla oğladığın zaman benim yetmez değil mi? Benim hiç şeyim yok. Göz kararım benim biliyorsunuz. Tuzu göz kararı. Kavanozun şeyine göre. Tamam. Ne bir kepçe canım benim burada mı? Kavanozun ayarına göre suyu ayarlıyorsunuz değil mi? Tuzu evet. Ayarlıyorsunuz. Aynen. Bismillahirrahmanirrahim. Soğan ne zaten? Çok bastırdık ya. Su çok yaptın o zaman anne. Olsun varsın. Yine lazım olur. Yarın yine normal lahanadan kuracağız ya kızım. Ona kullanırız mı diyor. Evet. Turşu bu kadar arkadaşlar. Basit. Çok kolay. Pratik evde turşu yapımı. Bu da yalnız buzdolabında durması lazım değil mi? Hayır. Benim de hala da duruyor. 2 ay oldu kuralı. Evet. Dışarıda buzdolabında fark ediyor mu anne? Hiç fark etmiyor. Buzdolabında da koysak olur ama değil mi? Olur. Tamamdır. Olur. Benim hiç bozulmadı daha bu zamana kadar turşu. Deneyin. Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Senin turşular bozulmaz. Annemin turşuları, zeytinleri bozulmuyor Nalan teyze. Evet. Evet. Ona yap, onun için ona yaptırıyoruz işte. Tam ayırında oluyor değil mi? Aynen. Evet. Ay, soluk soluğa geldim arkadaşlar. Bugün hızımıza yetişemediniz görüyorsunuz değil mi? Nereden nereye? Ayşe ablalara gittim, ekmek yaptım, sarma sarıldı. Sonra geldik turşu kurduk. Baya böyle bol koşturmalı bir gündü. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu arada bundan bir hafta sonra falan annem ameliyat olacak arkadaşlar. Onu da buradan size söylemiş olayım. Ameliyat sürecine... Ya... Riskli bir ameliyat değil. Ya riskli ameliyat dedim. Kötü bir ameliyat değil. Öyle söyleyeyim. Onu söyleyeyim açıkçası size. Ama yine böyle birkaç gün diyorum. Bir hafta falan böyle yatıp dinleneceği böyle hemen iyileşmez diye düşünüyorum. Bir hafta 10 gün falan ben bakacağım. Öyle söyleyeyim. Öyle dinlenip yatacağı bir ameliyat. Umarım güzel geçer. Dua edin lütfen. Hani kapatmadan önce sizlere bahsetmiş olayım. Bir hafta sonra falan bayramdan önce hani ameliyata atmış olacağız Allah'tan. Dediğim gibi inşallah güzel geçer. Ondan da size söylemiş olayım dedim. Öyle bahsedeyim bundan da. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma hala abone olmayanız varsa abone olmayı. Videomu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir dahaki videom çok daha güzel bir video gelecek. Heyecanlı, koşturmalı bir vlog. Merakta kalın, beklemede kalın. Sizleri çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilsiniz. Abone olmayı aşağıdaki butondan lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.